her insanın letaifi, hem insanın, bunu bir yere koy, letaifi içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ki diyor. Bunu teşhis edemediği lemalarda diyor. Psikoloji dersi yapıyoruz. Konumuz şu. Ben biraz girdikten sonra her istediğinizi sorabilirsiniz bu mevzuyla alakalı. Özür dilerim. Estağfurullah, sen yap. Bunalım, bunalım, panik, panik atak, depresyon, kendimi kötü hissediyorum. Onunla alakalı bir ders yapıyoruz. Yani kendimi niye kötü hissediyorum? Bu ben miyim? Vehim ve vesvese. Onunla alakalı. Şöyle bir 5-10 dakika mesafe alayım, ben size bir tanıtayım. Ondan sonra sorunuzu varsa alırım. Ben ilk önce bir gideyim. İnsanın letaifi içinde, latifeleri içinde teşhis edemediğim diyor usta. Bir iki latife var ki, sözler 278'de bu latifenin tahayyül ve tasavvur olduğunu söylüyor. Tahayyül, hayal, ama şöyle bir hayal. Alemi misal var, gelmiş gelecek her şeyin olduğu yer. Fotoğrafının olduğu yer, alemi misal. Biraz belki alışmadığınız bir ders şekli olacak ama ne kadar istifade ederseniz kârdır. Çünkü kafanın içinden bahsedeceğiz. Kafanın içerisinde bunu bilmediğimiz zaman bir sürü ilaçları içmek zorunda kalıyor. Bir sürü kendi özgüveni gidiyor. Ailevi sorunlar yaşanıyor. Bak koca usta bir iki latifeden bahsediyor. Böyle ciddi bir mesele bu. Bunu sık böyle dershanelerde yapmıyorum. Bazı X hastanelerde çalışanların davet ediyorlar. Bunlar doktor, bu işin uzmanları. Bizim bildiğimiz bildik ama bilmediğimiz ne var diye. YouTube'larda bunları gördükleri için özel şehir hastanesine gidiyorum. Mesela Şişli'ye gittim. Ve kendi tabirlerine dönüştürmekle beraber soru soruyorlar. Çünkü şu anda hastanelerde, tedavi için gittiğiniz yerlerde veya yakınınızı götürdüğünüz zaman Freud ve Jung, Yank'ın kendi kurguladığı, kurduğu bir sistemle tedavinize meşgul oluyorlar, tedavi. Onlara göre kafadan akıl tektir, kafa tektir. Sultan budur, felsefede ustur, tözdür, özdür. Bizde ise peki... Bizde nedir? 7 tane meratip var dimağda, kafada. Bir tanesi akıldır. Ne karımız var yani? Ne olacak yani? Yani tepede akıl olsa ne olur? Bozulduğu zaman üst bilim yok felsefede, tıpta. Akıl bozuldu mu? Bitti. Onun tedavisi aklı devre dışı yaparak aklını kurtaracaksın. Yani aklının şerinden aklını kurtaracaksın. Ne ile? Aklı devre dışı yaparak. Sen 2 tane akıl var. Peki bu sistemde ne var? 7 tane mertebe olunca akıl aşağıdan yukarıya 3. mertebede. 3. mertebede olunca tedavi sistemi eline geçiyor. Üst birim var. Çırak yapamadı, kalfa var. Yapamadı, usta var. Yani bu birimler sana bu güveni veriyor. Hani evet, aklımın şerinden aklımı kurtaramıyorum. Aklım beni oklama gibi eziyor. Sanki başka birisi var benim aklımı tepe takla yapmak istiyor. Peki niye kendimi kötü hissediyorum? Sebebi bu. Dimağdaki meratip. Kafanın içerisinde meratip var. Ben bu iş üzerine, Risale'nin bu sahasına mübalağasız her gün meşgul olmak şartıyla 30 sene verdim. 30 sene. Her gün ve işim de bu. Başka bir işim yok. Bundan anlarım külliyattan da. Dimağda ve asın belası yani. Fırtına gibi darmadağın ediyor. Adamın her şeyi var. Hiçbir anlamı yok. Fabrikası var, parası yok. Ama evham ve beyin duman etmiş. Böyle. Bu mesele kibir, gurur da, taassuba da yapacak iş durumumuz da yok. Ha? Böyle fodulluğumuz da yok. Mecbursun bunu bilmeye veya ilaç içeceksin. Başka şansı yok. Bunu beni çağıranlar, ilk önce mukaddeme yapıyorum.
Çağıranlar illa İslami kesim değil ha. İslami kesim değil, tam tersine. Başka bir kesim şey yapıyor. Bunu davet ediyor. Bu nasıl bir sistem? Ustad Bediüzzaman herkes biliyor. Onun bir öğretisi diyor. 7 tane değil mi adam, meratip var. Bunların diyor ahkamları, hükümleri birbirine karıştırıyor. Ustadın tabiri. Birbirine karıştırılıyor. Karıştırılınca sanki aklına mukabil bir akıl var. Şimdi diyor ki insanın letaifi içinde, latifesi içinde teşhis edemediğim fakat 278 özlerde bunun tahayyül ve tasavvur olduğunu bilahare. Peki nasıl oluyor sözler lemalardan önce olduğu halde sonra o çıkıyor? La teşbih ve la temsil, Kur'an'daki cari olan kanun Risale-i Nur'da da caridir. 28. söz 2. sözden önce yazılmış. Mesela ilk gelen ayet İkra diyeyim Bismi Rabbikellezi halak. Kaçıncı sürede? Kaçıncı sürede, hafız var mı? Yüzlerden fazla. Değil mi? Yüzden ileri. Evet. Son tarafta. Ama ilk gelen. Şimdi 10. söz 5. sözden önce yazılmış. Ve sonra da numaralanmamış. Yaz kardeşim 10. söz. 1 yok daha, 2 yok. Bu böyle. Onun için sözler 278 bunun tahayyül ve tasavvur olduğunu. Tahayyül nedir bak, tahayyül. Tahayyül gelmiş gelecek bütün şekillerin olduğu aleme alemi misal denilir. Bu alemi misal şu, alemi şehadet elbise giydirmiş. Bunun adı hayaldir. İnsandaki eylemsel hali, aktif, ismin fail durumu tahayyüldür. Yani alemi misali bizdeki aktifliği. Alemi misal elbiseyi şu mevcudata giydirmiş. Elbise ona hayal deniliyor. İnsandaki aktifliği karşılığı kafasına tahayyül. Yani bizde hayal dediğimiz zaman mekanı oluşturuyor. Mekan anlayışı bundan kaynaklanıyor. Mekan. Bir de yaşamak isteyip de yaşamadığımız, bak, yaşamak isteyip de olmak istediğim de olamadıklarımızın olunduğu yerdir hayal, tahayyül. Olmak isteyip de olamadıklarımızın var olup yok olduğu bir alemdir. Burada var olup yok oluyor. İkinci bir sistem tasavvurdur. Tasavvur nedir? Alemi mana, mana aleminin alemi şehadete giydirdiği elbiseye hakikat meratipleri deniliyor. İnsandaki karşılığı tasavvurdur. Lef-i mahfuzun alemi şehadete giydirdiği hakikatin tahakkül insanda eylem hali, akıl. Şimdi iki tane latife var. Tahayyül ve tasavvur. Yani şekil ve düşüncelerimizi kontrol edememekten kaynaklanıyor vehim ve vesvese. Şekil ve düşünce. Akıl aşağıda, bakın ha şurada. Biraz ineyim aşağıya. Akıl şurada. Bak şu. Yani burası böyle, kafamızın içerisinde şu var ya, şurası, şu lobun olduğu yer, böyle yapayım ki unutmayasın. Tam şurada iki tane sistem var. Senin kontrolünde değil. Tahayyül ve tasavvur. Yani şekil ve düşüncelerin. Peki sorun nerede burada? Orayının kontrolünü istemenden kaynaklanıyor. Ben niçin burayı kontrol edemiyorum? Edemezsin. Böyle bir sistem çalışmıyor. Ne var orada? Her şeyin bulunduğu, her şeyin her mertebesinin bulunduğu, her daim insanın kontrolünde olması imkansız olan, aklı mayalayıp kalbi nurlandırdığı bir sistem bu. Şeytan ve meleklerin, türevlerinin ceyran ettiği yer. Şimdi bu tahayyül, bu kafada serbest bölgede biraz büyüteyim şurayı ki bak, buraya iki kaynaktan geliyor arkadaşlar, bak buradan, sol taraftan, bir de sağ taraftan. Ben sol taraftan ne atıyor onu göstereceğim. Kafamızda böyle bir yer var. Tahayyül
tasavvur, hayal, düşünceler. Peki niye bana bu düşünceler geliyor? Bu resimler nereden çıktı? Bu rüyalar ben mi davet ettim? Bu düşüncemi, düşüncelerimi nasıl kurtaracağım bu düşüncelerden? Aklımı, aklımın şerinden nasıl kurtaracağım? Sanki başka bir akıl çalışıyor. Freud'un bir arkadaşı var, beraber çalışmış. Jung dedikleri bir adam, Jung. Şöyle bir kitabın ana fikrini söylüyor. Kendisi 13-14 yaşındayken intihar düşünmüş. Yetimmiş, karşısına nehir akıyormuş, buz tutmuş yaşadığı şehirde. Onu atlamayı düşünmüş. Bak şimdi. Bak ne diyor, nerede kalmış. Bak şu Risale-i Nur'la Allah elimize ne vermiş. Diyor ki, ben diyor böyle bir diyor çaresizliğe düştüm. Sonra hani bizim memleketlerde babaanneler, dedeler olur ya, bilge insanlar. Geçmişi çınarı, çınar ağacı gibi geçmişi taşıyan bilge insanlar. Tecrübe dolu. Onlarla ve geçmiş kitapları okuyarak diyor, bu kuyuda olan aklımı çıkarttım diyor. Sonra kendi bilgilerimi, yeni yeni şeyler öğrendim dedi. Freud da bir meseleden şey yapmış, ayrışmışlar. Freud demiş ki insanı aktif eden, canlı tutan şehvetidir. Şehvet cinsellik değil, aşırı istek. Freud da ana insanı hareketlendiren saat zemberi aşırı istek, cinsellik. Yani şehvet, aşırı istek manasında. Jung diyor ki hayır, onu anlatıyor. Ben kuyudaydım diyor. Sonra diyor ben ilim yaparak, bilge insanları dinleyerek aklımı kuyudan çıkarttım diyor. Bitirdiğimi zannettim diyor. Tamam, kimse yok. Kimseden ders almıyorum. Aklım yukarıda. Sonra bir baktım ki aklımın bir karşıtı, paraleli. Sanki ikizi, on, sanki suya, kuyuya su koyarsın da plastik yükselir gibi. Onun karşıtı yükseldi, yükseldi, geldi yanıma diyor. Benim diyor o mutlu olduğum, her şeyi çözdüğümün aklımın ara boşluğunu buldu diyor. Tepe takla etti diyor. Diyor ki çözemediğim. Tamam ben bunu yükseltme, kitap okudum, şunu yaptım, bunu yaptım. Bunu kim çıkarttı? Ben bunun diyor oluşması için kimseyi dinlemedim. Yani bizim tabirle şere muhatap olmadım. Bu nedir ki? Bunun bu seviyesini geçmiyor. Buraya kadar çıkıyor. Bu ne kadar çıkarsa bu da çıkıyormuş. Bunun kim olduğunu insanoğlu tespit ve teşhis etmedikçe insanoğluna mutluluk yoktur diyor. Üstad ne diyor 13. lemada? Onun sözünü kendi sözünü zannedersin diyor. Yani din olmadığı için şeytan olduğunu bilmiyor. Yani sen yükseldikçe o da yükseliyor. Sen yükseldikçe o da yükseliyor. Çünkü terakki olsun diye şeytanı bilmediği için bunun kim olduğunu bilmiyorum diyor. Bilirsem diyor onun zaaflarını tespit eder, onu da bloke ederim ama kim olduğunu bilmiyorum. Çünkü tanımadığınız bir şeye hakim olamazsınız. İşte kafayı hakim olmak istiyorsun, tanıman lazım. Tanımadığın bir şeye nasıl hakim olacaksın? Şimdi bu kafanın içerisinde külliyat 30 senelik birikimi sizinle paylaşmak istiyorum. Ama yeri gelmişken eğer şeyiniz varsa sorarsınız. Ben hemen şuradan tekrar insanın içerisinde teşhis edemediğim bir iki latife var. Ne yaparmış? Bu ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. İhtiyar aklidir, irade vicdanidir. Vicdan vicdandadır irade. İhtiyar akıldadır. Ustad diyor ki bu iki kafamın içinde iki tane sistem var. Bu ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Diyor ki daha ileri götürüyor. Belki de mesuliyet altına da giremezler. Mesuliyete sokamıyorsun yani. Hop arkadaşa burada dur bakalım ne yapıyorsun ya. Diyemiyorsun kimsin ya. Belki de mesuliyet altına da girmiyorlar bu adamlar. Bazen o latifeler hükmediyorlar, hakkı dinlemiyorlar, yanlış şeylere giriyorlar. O vakit şeytan o adama telkin eder ki senin istidadın hakka ve imana muvafık değil ki böyle ihtiyarsız batı şeylere giriyorsun. Demek senin kaderin seni şekavete mahkum etmiştir. O biçare adam yese düşüp felakete gider. Şimdi şeytanın gayesi ne? Günah işlettirmek değil arkadaşlar. Şeytanın gayesi
günah işlettikten sonra orada kanaat etmiyor. Yeisi atma. Şeytanın ana hedefi ümitsizlik. Yoksa günah bir şey değil ona göre. Yeis maniyel kemaldir der usta. Kur'an'da da ancak kafirlerde olan sıfattır. Ancak kafirler Allah'tan ümidini keser diyor. Günah ile nereye atmak istiyor? Yeise der ki sana ya canım benden bir şey olmaz ya. Ben adamım ya kaç sene gidiyorum ya. Ne yapıyorum? Olmuyor hocam. Bundan sonra mı olacak? Böyle dittiriyor. Yani ümitsizliğe atıyor. Şeytan ona der ki senin ya canım sen hak ve hakikata kabiliyetin istidadın olsaydı adam olurdun. Senin kaderin zaten seni mahkum etmiş. Seni şekavete atmış kader. Kader senin işini bitirmiş. Der adamı dibe götürüyor. İşte sistem bu. Peki nereye yapıyor? Şimdi onları okuyayım. Bu serbest bölgeye dediğim şu sisteme iki farklı yerden bilgi aktarımı yapılıyor. Hem şekil hem bilgi. Onları bir tanıyalım. Kimmiş bu adam bakalım şimdi kafamızda horon oynayanlara bir bakalım bakalım. Bu adamlar kimmiş ya? Ne yapıyorlar? Şöyle çevirsem gelir. Heh. Arkadaşlar bir, şeytan vesvese atıyor. İçine. Hiçbir mesuliyet yok. Bak ihtiyarı dinlemezler. Belki de teklif altına girmezler. Ya bana niye geliyor dememen için söylüyorum. Gelecek kardeşim sen insansın, hayvan değilsin. Senin böyle bir serbest bölgen var. Serbest bölge devletinde var ya böyle, belge verilmiyor ya böyle. Serbest bölge. Ustad diyor ki bunlara bir derece serbesttirler. Teklifi din altına girmezler. Giremezler. E sen diyorsun ki bu benim kontrolümde olsun. Ya bu kafada sif sen yoksun ki ya. Başkaları da oturuyor. Bu memlekette sif sen mi oturuyorsun? 18 bin alem ya. 18 bin alemin geçiti. Kavşağı olmuşuz insan. Böyle bir alem. 18 bin alemin camiül ezdadı, cemil cemidir insan. Kafasında her sistem işi bırakıyor şurada serbest bölgede. Nedir o? Şeytan vesvese atar. Kafir cinler vehim atar. Erba habiseler, ben hemen sana şey söyleyeyim netice. Seyrettiğimiz filmler, kötü filmler. Erba aliyeler de var. Tersi gelecek şurada bak. Şurada erba aliyeler var. Görüyor musun? Şeytanın yerine melekler, kafir cinler yerine Müslüman cinler. Erba aliyeler var, ilham ederler. Erba habiseler seyrettiğimiz her olumsuz video. Dinlediğimiz her olumsuz şarkı türküler. Burada kafanın içerisinde enerjiye dönüşürler. Yani bakın arkadaşlar bu sudur dışarıda. Bak. İçeride artık su değil. Bu enerjiye dönüşmüş. Ne olacak? Tırnak olacak, saç olacak, göz olacak, güç olacak. Sese dönüşecek. İşte filmi seyrettik. YouTube'da video seyrettik. Kapattık. Televizyonun filmi seyrettik, kapattık. Kafa kapanıyor. Televizyon kapattık ama bu kapanıyor mu? O içeriye girenler hepsi aktiftir. Toprak, ölü topraktan bu kadar hayat çıkıyor da bu kafanın içinde cansız olur mu? Ne sokarsan, ne resim olsun, ne de müzik, sesler olsun veya ilahi Kur'an içeride enerjiye dönüşüyor. Ne sokuyorsanız. Demek ki erva habiseler o. Ustad devam ediyoruz. Cemiyetin komite ve cemaatlerin şahsı manevileri diyor. Şu anda kadınları ifsat eden tam 96 tane bir şeye göre 94 tane kadınları ifsat eden dernekler var. Yok kadın ne hakları bilmiyorum. Bu hani var ya gündem böyle tutmaya böyle suni bir pompalama bir şeye kanun çıkartacaklar da sanki böyle zulme sifonlar uğruyormuş. 80 milyon da yeni oluyormuş. Avrupa'da olmuyoruz. Yani Avrupa'da kaç tanesi oluyor da vermiyorlar dışarı. Niçin söylüyorum? Ustad da onlar için diyor ki Allah onları kahretsin. O evlatlarımızı, kızlarımızı diyor, hemşirelerimizi ifsat eden o komiteleri diyor. Ustad bir yerde beddua ediyor. Buna kahretsin diyor. İşte o onların şahsi manevisi topluma dışarıya çıktığımız zaman ne kadar konuşsam bile buraya atıyor. Buna ne demek? Sigara içmediğiniz halde sigara içenin yanında oturursanız sigara üzerinizi siner. Sine toplumda işte maddi hava bozulunca manevi hava da bozulur. İnkıbaz ve kabz faaliyetleri başlar ya.
hani Kastamonu'da da anlatıyor 66. sayfada 3 ayların gitmesiyle. Demek ki böyle kafamıza ilk önce ben bu kafaya neler giriyor onu anlatıyorum. Şeytan vesvese atıyor. Kafir cinler vehim atıyor. Seyrettiğimiz olumsuz videolar oraya spam atıyor. Sonra bu komitelerin şahsi manevisi cemiyete oluyor. Nefse mahalle atıyor ama tersini de söyleyeceğim bu taraftan. Mevadi şerireler de mekanların, meyhaneler, kahveler, Allah'a isyan edilen yerler. Bunun tersi ise mevadi aliyelerdir. Mevadi aliyeler ne demek? Mesela şöyle tanımlayayım. İyi mekanlar da böyle dershaneler medreseler. Cumhuriyet tarihinde yapılan cami ile Osmanlı zamanında yapılan camiye gitseniz aynı şey mi hissedersiniz? Ha işte mekanın tesirini anlatmak için verdi. Mesela bazı yere girersiniz. Böyle sizi ferahlatır. Bazı yere gidersiniz. Sıkılırsınız. Bazı insanlara bakarsınız ki bakmayın. Mesela araba kullanan kasabi olanlar gözlerine sakın bakmayın. Hani çünkü oradan sirayet ediyor. Dersi dinleyenler de tabii gözüküyor. Niçin, ne niyette dinledikleri %80 gözüküyor. %80 gözüküyor. İşleri dişlerine vurmuş. Böyle. İçeride bir sürü hesaplar yapılıyor. Böyle bir tuhaf tuhaf alem işte insanoğlu. Bu batının dışa vuruşudur. Simahum fi vücum yine seri sucud. Esnetikum elvanikum gibi ayetlerle simalar gözüküyor böyle. Böyle bunları anlatıyorsun adama, iyilik yapıyorsun hastalıktan çıksın diye. Sol ki gavura böyle şey yapar gibi, adamı yer gibi gider doktora, en böyle İslam düşmanının söylediği ilacı kullanır. Senin bunları anlatıyorsun kurtulsun diye sana gavur gibi bakar. Ve acayip yani. Bunu 218 Asar-ı Bediye'de İngilizlerin içimize attığı taassup hastalığı diyor. 7 tane hastalıktan bahsediyor Asar-ı Bediye'de. Çok acayip. Hunkunu diyor, ahmaklığını diyor, milliyetçiliğini diyor, şöhretperestliğini diyor. Bunları içimize atıyor, içimize attığı. Bir de hunkunu diyor, ahmak yani. Kâr ve zararını bilmiyor. Nerede ne geleceği bilmiyor. Şimdi tekrar o mekandan şey yapayım. Mekanın şeri ve iyiliği. Demek ki şey kafamızdan subliminal kalsın diye söylüyorum. Osmanlı camisiyle Cumhuriyet döneminde yapılan cami. Mekanın üzerine yani ecdat ruhunu maddeye nasıl sindirmiş. Giden onu tefeyüz ediyor. Sonra insan suretindeki şeytanlar atıyor. Ustadın tabirleri bunlar. Yani bakarsın insan, hani bizim Lazlar'ın bir sözü var böyle. Böyle sus kaba olur ya, sus kaba böyle. Bakarsın hıyar. Ulan bakarsın diyor görünüşte hıyar, kırarsın çıkarsana üslubi diyor. Bakarsın adam ama içinde insan yok. Yani sokakta dolaştığın gördükleriniz hepsini insan mı zannediyorsunuz? İnsan suretine girmiş iblis diyor. Git diyor Paris'e git diyor localarında, değil mi? Bu iblislerden çok görürsün diyor. Git diyor Tillo'da, değil mi? Git doğuda o medreselerde insan suretinde melekleri görürsün diyor. Cebrail aleyhisselam dihye suretine girmesi gibi. Yani böyle. Mesela annen de kadın sokakta da ama nasıl bir ruh? Farklı değil mi? Ha, bunlar insan suretindeki şeytanlar ve melekler. Sonra en sonda şeyi söylüyor. Yanlış kişilerle yanlış zamanda yanlış işi yanlış zamanda yaparsak onların şahsı manevisi bize de siniyor. Şimdi bu hayrı da göstereyim de ondan sonra gireyim. Hayrı da şu taraf. Nefsi levame mutmaine bunlar da buraya atıyor. Tekrar bir ben size kaba taslak yuvarlak bökül göstereyim. Şurası kafamızın, mouse görüyorsunuz değil mi? Bu alın olduğu yer, nefsin bulunduğu mekan da zaten burası. Burada bulunuyor. Buraya her daim senin benim kontrolümde değil kardeş. Karın ne olacak bu bilgi? Yani onun sözünü, kendi sözünü zannetmesen zaten mesele çözülüyor. Bizim sıkıntılarımızın sebebi onun sözünü, kendi sözümüzü zannediyoruz. Onun sözünü
Oradan gelen fikir, bir tane söyle demişti doktor. Ya diyor, içimde diyor çıkan, doğan fikir benden besleniyor, benden çıkıyor. Nasıl benim değil diyor ya. Değil mi? Nasıl benim değil? İşte böyle bir düşünen bir insan bu hayattan lezzet alabilir mi? Bitti canım. Peki bana rağmen iş yapıyor. Bana rağmen sıkıntı yapıyor. Yani benim aklım mutluyken başka hangi akıl geldi ki bunu tepe takla yaptırdı? Dinlemiyor. Peki niçin böyle oluyor? Niye Allah bunu müsaade etti? Çok hikmetinden bir tanesi şudur. İnsan camiül cemdir. Cemül cemdir. Camiül ezdattır aynı zamanda. Yani insanın kalitesindendir. Farklı düşünce melekelerimizin farklı düşünebilmek için farklı sistemin olması gerekiyor. Meleklerde tek sistem var. Hayvanlarda hiç böyle ah ulan ah batsın bu dünya canım sıkıldı bugün havam iyi değil dediği sır böyle sır gördünüz mü? Yok ya. Ulan bir oraya ahıra koy bir de bu ta ahıra koy. Der mi ki benim canım şey yapıldı? Var mı? Yok. Sırda böyle bir şey yok. Meleklerde de yok. Çünkü İnsanı cami yapan, külli yapan, ulvi yapan, halife yapan her şeye haiz olması, cem olmasıdır. Zıtları. Bu sistemin kurulmasıyla insan farklılıklara sahip oluyor. Farklılıkları insanı zengin yapıyor. Mesela ne demek farklı? Kamil insan kimdir? Her mertebeden bakabilen, hiçbir mertebeye mahkum olmayan, İnsanların farklılıkları kendisine zenginlik kattığına inanan insandır, kamil insan. Küçük odasına sıkışan değil, her mertebeden bakabilen, hiçbir mertebeye mahkum olmayan, insanların farklılıkları kafir dahi olsa, kendisine zenginlik kattığına inanan insandır, kamil insan. Hatta küfür imana hizmet eder. Acayip iş yapıyorlar, zor iş yapıyorlar kafirler. Senden daha zor iş yapıyor, küfre aile olmak. Normal bir iş mi? 168 işaretleyeceğiz da küfür diyor, imana hizmet eder vaydi kıyas noktasında. Ya düşünebiliyor musunuz? Kafir olmak. Yani imana hizmet ediyorsun o cihette. Bakın ne kadar şükretsek azdır. Bugün namazlarımızı kıldık sabahtan beri. Bugün de elhamdülillah imanımız vardı. Bak bu buraya kadar geldik şükür. İmanımız var hamdolsun. Namazımız da oldu. Daha bundan daha büyük nimet ne olacak? Bak geldik de kafamızın için seyrediyoruz. Böyle nimetlerin içerisine Cenab-ı Hak koymuş bizi. Adam okumuş. Mutlu olmak için yoga yapacaksın, şunu yapacaksın. Nefes şöyle tut. Televizyonu da yiyorsun. Şimdi bu ne anlatıyor? O ne diyor? Mutluluğu beden hareketlerine bağlı. Nereden? Eynes sera mine süreya. İçindeki duyguları bastırmak için şu egzersiz yapacaksın, böyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Ne kadar acayip değil mi? Şu Risale bize verdiği şeye bak. Şu sisteme bak ya. Daha taakkule girmedi karşıya doğru. Şu içeride neler oluyor? Onu bedensel hareketlerle bloke etmeye çalışıyorsun. Şeytan dinler misin ya? Şeytan gerizekalı değil ki. Şeytan akılsızdır ama zekidir. Kime, nerede, nasıl vuracağını biliyor adam ya. Böyle yapacaksın, böyle yapacaksın, bir daha... Var olan enerji boşalttın. Ona vesveseyi nasıl yok edeceksin ya? Sisteme hakim olmak istiyorsan o sistemi tanıyacaksın. Tanımadığın bir şey seni değil. Kontrolünde olmaz. Duman olursun. Ondan sonra gidersin namertlere, eysi olanlara, eyli olmayanlara, o sihir var, oy buyu var, oy cin var, zıkkımın kökü var, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Varsa çıkar. Dert imal ediyorsun. Ha deme. Hiçbir şey yok inandım. Ustadımız elhamdülillah onları tard etmek için de. İstanbul plakası kaç? 34. Emirdağ 1. 34. sayfada Hizbul Kur'an'dan bahsediyor. Okumasak iki şey, sen de açıksın. Her şey açıksın. Niye darlanıyoruz? Niye evde sıkıntı var? Olacak tabii. Hizbul Kur'an okumuyoruz. Risale okumuyoruz. Nasıl olacak bu iş? Sif iddiayla olur mu? Mesela eskide mavzeler vardı, koyardık böyle. Gan atardık, sonra bir daha açardık, bir daha koyardık. Şimdi dırrrrrrrk yapılıyor ya. Şimdi sana dırrrrrk diye geliyor, sen mavzelerle yapıyorsun şimdi. Ne demek? İnsanın kafasındaki o şeyleri, şeytanı, vesveseyi, evamı
vehmi, erva habisi def etmek için Ustad ayetleri toplamış. Bakara suresinde, Ali İmran suresinde, Dua suresinde, Şems suresinde. Yani onları tek tek toplamak mavizire benziyor. Tek tek koyacaksın. Zor yani. Bunu atana kadar adam pırırt da geliyor. Sen de taramalı gideceksin. Ustad o tek teklikten çıktı. O ayetleri tak 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 farklı yerleri topladı. Sen Bakara'yı okurken Ali İmran'a gidene kadar belki bir haftan gidecek. Oho! Adamı zaten mermisini yedin. Ne yapmış ustad? O ayette bu ayette dizdi. Bu Kur'an'daki bu cins yani bu sahada faydalı olacak bizi evham, vehim, vesvese, iç sıkıntı, iş darlığı, evdeki buhranlardan, kavgalardan, atmosferi değiştirecek ayetler var. Onlar ne yaptı? Bir araya topladı. O toplanan kitabın adı Hizbul Kur'an'dır. Tabii ki haberin yok. Okumasan gidersin nametlerin kucağına düşeceksin tabii. Sihir yaptı, büyü yaptı, meşgul oldu. Çek babam çek. Elimizdeki kıymeti bilmiyoruz. Sonra 754-756 şualarda diyor ki bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen Asay-ı Musa. Daha küllet okumamışız. Senelerde menurcuyuz diyoruz. E nasıl olacak, nasıl mutlu olacaksın ki? Yani iddia ile değil ki. Onlar gibi yaşayıp da onlardan farklı bir netice nereden bekleyeceğiz? Einstein'ın bir sözü var. Aynı şeyleri yapıp farklı neticeleri beklemek ahmaklıktır diyor. Aynı onlar gibi yaşayıp da mutlu mu olmak öyle bir şey olur mu ya? Hayatımızda bir değişiklik olacak. En başta bu akşamdan sonra Hizbul Kur'an'ı alacaksın kardeşim. Sizin için söylüyorum. Bak bu işte tevazu yapmayacağım. Bu işin ehliyim. O nametleri de biliyorum. Cindir, buydur, bilmem nedir falan uydurukçalar. Onları da biliyorum, tıbbı da biliyor. Bu sahadaki tıbbı da biliyor. Risale'ni de biliyor. İlk önce acilen Asay-ı Musa'yı hemen alacaksın. Asay-ı Musa için söylüyor. Bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen Asay-ı Musa. 754-756 şu anlarda diyor. Yani bu Asay-ı Musa bu serbest bölgeyi bloke ediyor. Musa'nın asası ne yapıyorduysa. Hemen okuyacaksın. Eğer külliyatın varsa başla. Mutlaka evde okuyacaksın kardeşim. Peki ustada 249. Kastamonu'da diyor ki bana da sirayet etti diyor sıkıntı. Usta kendisi diyor. Bana da sirayet etti diyor. Sana bana etmeyecek mi? Peki ne yaptı? Bütün dertlerimizin dermanı olan Risale-i Nur'la diyor. Meşgul oldum diyor. Gitti diyor. 123 Kastamonu'da da bütün insanlığın yandığını, buhran geçirdiğini, aklen ve kalben ve ruhen sıkıntıda olduğunu, bunların içinde ehl-i iman kurtulduğunu, en azami derece Risale-i Nur olduğunu, Risale-i içinde sadakatla, sebatla Risale-i okuyanlarda az olduğunu söylüyor. Teyit geçiyor yani. O zaman bu sistem böyle çalışıyor. Bildiğin zaman o kitap okumayı, kitap okuma kabul etme. Şu, patatesi mi yiyorsun? Et var, soğan var, yağ var, bir sürü var. Peki hangi elementler var soğanda? Bilmiyorum. Senin bilmemen yemeği itmene mi vesile yani? Bırakıyor musun? Yok. Ben yemeği bilmiyorum, içeriye sokmam. Yok. Ben içerisindeki elementi bilsem de bilmesem patatesimi sokuyorum. Ben zevkimi aldım. Peki kim bilecek, ayrıştıracak faydasını? Vücutta sistem var. O ayrıştıracak. Ha ben de Risale-i Nur içeriye sokarım. Anlayayım, anlamayayım. Benim vazifem yemeği sokar gibi sokarım. Sistem onu ayrıştıracak. İçeride var o sistem. Kalptir, ruhtur, latifedir, histir, letaiftir, şuurdur, havastır. Bir sürü donanımlar var. O içeriye soktu mu onlar yapıyor. Onlar çalıştırıyor. Yemek gibi. Şimdi tekrar içeriye geçeyim. Arkadaşlar bu kafa, ha, bu arada sorusu olan var mı? İstersen büyüteyim şurayı. Bir şey sorabilir mi hocam? Sonra. Şimdi insan suretindeki şeytanlar dedi ya, üstad risalelerde bazı hayvanları da insan suretinde yaratmıştır diyor. Bu Kur'an'da hani derler ya maymun, darwinizm, hayvandan geldi diye. Kur'an'da tam tersi var. Hayvandan insan değil, insandan hayvan olmuştur. Çünkü bazı geçmiş kavimleri insanı hayvana dönüştürmüştür. Şimdi bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç'ta söz vermiş Cenab-ı Hak. Senin ümmetini, suretini
yapmayacağım. Ama ruhunu söylemeyi Allah unutturmuş. Onun için sureta insan ruhen şu. Bozulma sürecini lemaatta anlatıyor. Dedim ya sağım benim. İnsan bozulurken cemiyette ilk önce taklitçilikle maymuna dönüştüğünü söyler. Maymun. Maymun da ilerleye çakala çakal olur. Sonra ilerler yılan olur. Zehirlemekten lezzet alır böyle ısırır. Onu dışarıdan ama bizde de var böyle. İlle bir laf sokar, ille bir fitne sokar. Bir huzur ortamını bozar yani. Tesanutuhu ve yapması gerekirken kendisini imtiyazlı kılar ama gider elin fabrikasında kapıcılık yapar, temizlikçilik yapar. Burada külahbeylilik yapar. Bu kim? Fıtratı yılana dönüşmüş yani. İlle bu dışarıda ama cemaatin huzurunu bozan, ayengini bozan, uvvetine tesanüdüne dinamit atan yılan karakteri böyle. Ustad komisere diyordu, sen diyor art niyette geleceğin zaman seni diyor gece yılan suretini görüyor. Demek ki bir insan bozulurken ilk önce maymun olur. Sonra çakal olur. Sonra yılan olur. Sonra ayı olur. Sonra domuz olur. Hınzir yani. Daha hiçbir şey kalmaz. İnsanın bozulma süreci böyle. Yani bu sureti öyle değil. Ama ruhu böyle. Bakarsın hakikaten çakal ya. Hazır çakal. Yani adamın veya devlettir, memleketimizdir, namustur, karımdır, kızımdır, ya bu olmaz ya, ayıptır ya falan. Hiç böyle duman olmuştu. Ay, vurma kırma. Vurmaktan artık, tahrip etmekten zevk alıyor adam. Yani nerede tahrip var? Tuvalete gelirse, tuvalet kağıdını alıyor. O ruleyi deliğe atıyor. Allah Allah. Bunu deliğe atıyor yani. Allah Allah nasıl yapıyor? Gidiyor yapmıyor. Yapacağı yerde pisliği yapmıyor. En basitini gösteriyorum. Bu nasıl bir ruh değil mi? Bundan zevk alıyor. Mesela evde hiçbir şey yokken huzursuzluk çıkarıyor durup dururken. Bak bakalım hangisindendir bu ya? Yani yılan su içer, zehir akıtır. Arı su içer, bal akıtır. Nasıl bir şey olmuş? Ha böyle ben bu olayım diye değil. Bu tip, bu tür videolara, filmlere... Bu tip insanlarla muhatap ola insan ona benziyor. Size bir örnek vereyim benim hayatımda. Ya Allah Allah, Almanya'da, Avrupa'da çok kalıyorum. 2003-2004'ten beri oradayım. Köpeği gezdirenlere bak. Ulan köpek mi sahibinin sahibi köpeğe mi çok benziyor. O kada mı benziyor, bu kada olur. Merak ettim. Ulan köpek mi sahibine dönüştü? Sahibi mi köpeğe mi yani? Köpek mi değişti? İnsan mı değişti diye merak ettim. Hakikaten ciddi Kur'an'a müracaat ettim. Baktım ki köpekler bu aleme taallümle tekamül etmek için gelmemiş. Değişmeyecekler onlar. Köpek köpektir. İnsan olamaz. Çünkü onlar ilim yaparak terakki etmek için gelmemiş. İnsan ise kelenamu belhumadan hayvandan daha aşağıya gittiğini, hayvandan da daha dibe gittiğini. Ha değişken kim? İnsan. Demek ki köpek sahibiyle benzemiyor. İnsan o kadar alçalmış ki insan namı altında köpeğe benziyor. Dikkat edin bak taşıyanlara. Mal sahibine benzer ya böyle. Birbirine o kadar benziyorlar ki çok garip. Eğer hiç benzemiyorsa bakın ya yeni almıştır veya emanet bakıyor. Çünkü sirayet kanunu diyor sirayet. Aynen sirayet kanunu. Peki bu böyle oluyor da eğer biz kendimize yatırım yapmasak acaba biz nereye benziyoruz ya? Yani yatırım yapacaksın kardeş. Bu alem kemli fesat. Zıtların cemidir kardeşim. Kitap okumadan yani yemek yemeden yaşayamazsın ya. Yemeğin için bir daha söylüyorum. Yemeğin içinde ne element var bilmiyorum. Bilmemen faydasını ortadan kaldırmıyor. Hani gene faydası var. Ne demek yani bilmesem de olur. Baklava içinde neler var? Ne bileyim ne var? Karbon olduğunu biliyorum. Karbonhidratlar olduğunu biliyorum. Glukoz ama başka şeyler de var. Aynı onun gibi. Risale-i Nur sok içeriye. Bilecik sistem var ya. Sok kardeşim, sok içeriye, sok. Evet, şimdi devam edeyim. Demek ki... Bir soru da ben sorabilirim. Sonra. Şeytan akılsızdır ama zekidir dedik ya. Çok harika. Yani akıllar, nedir? Zeka birbiriyle bağlantılı değil. Harika. Kur'an devamlı vurgulamayı akla yapar.
Yaakilun, taakilun, efele tefekkerun gibi. Akletmezler mi? Ne kadar da ağır düşünüyorsunuz. Akıl ile zeka arasındaki fark şu. Zeka aklın sıfatıdır. Akıl özdür. Bütünseldir. Deha, muhakeme, muvazene, idrak, huşyar, zeka hep aklın sıfatlarıdır. Bunların bütünselliği akıldır. Mesela adam çok zekidir, iyi bir mühendistir. Değil mi? Ama Kur'an onlara akılsızdır. Niçin? Ne zaman insan akıllı olur veya ne kadar akıllı olur? Çok iyi mühendistir, çok iyi para kazanıyor. Lafı, sözü laf ediyor, acayip aramızda da oluyor. Acayip seni basit görür. Ha, iyi bir mühendistir ama gider devletin ihalesine fesat karıştırır. Köprüye müteahhitle devlet adına görev yapacaksa mühendis, gider rüşvetini yer, bilmem ne yapar. Doktorsa ameliyat gerekmiyorsa bir para için keser. O adam zekidir. Akıl nedir peki imtiyazlı kılan zekavetten? Vahiye tabi olursa o nispette insanda akıl olur. Vahiye tabi olan insanın aklı akıllıdır. Vahiye tabi olmayan insanın aklı zekidir. Zekavet öne geçmiş oluyor. Zeki. Yani geçmiş ve gelecekte değil, hazır zamana muptela. Kısaca şöyle de misal edeyim. İhtiyar akıldadır, irade vicdandadır. İhtiyarın özeli şu. Mazi ve müstakbele bakmaz kardeş. Der ki, Allah der ki şu günahı terk et. Sonra ileride şu günahını ertele ve ötele. Sonra ileride şunları vereceğim. Dediği halde hiç peşin çalışır. Hani bazı dükkanlarda resim var ya, peşin satarı, taksit satarı öyle. İhtiyarın öyle bir özelliği var. Hazire muptelat. 24. sözde hayvanlarda da var bir ihtiyar. Tamam. Mesela kedi taşa nispeten ciğere gider. Ekmeğe gitmez, ciğere gider. Arı dala konmaz, çiçeğe konar. Bu da bir tercihtir. İhtiyar. İrade nedir peki? Geçmiş ile geleceğe bakarak anda tercih yapar. İrade. İrade ile günah işlenemez. Günahlarımızı biz ihtiyarla işliyoruz. İrade kutsidir, vicdana aittir. Vicdanın dört özelliği vardır. İrade, zihniz, latife-i rabbani. Demek ki akıl vahya tabi olursa o nispette Allah onun aklını Kur'an'la yapılandırıyor. Ona akıl diyor. Yoksa o beşeri sistemin hazır zaman çözümlerini iyi yapana zeka deniliyor. Aa, bak şurada onu aşağı ineyim. Akıl şuradadır. Akıl bir taraftır. İnsaftan geliyor, nesıftan geliyor ortalama. Hakka ve batıla bak, vahiy geliyor. Vahiy buraya geliyor. Vahiy akıl kabul ederse, nübüvve tutarsa bu tarafa, felsefe tutarsa bu tarafa geçiyor. Akıl bu serbest bölgeyi kabul edip reddeden bir sistem. Bakın bulunduğu yer, mouse'u görüyor musunuz? Akıl burada. Hayalimizi ve tasavvurlarımızı. Tasavvurun içine bak ne var? Bilgi var, malumat var, düşünceler var, beyin var, zanlar ve şüpheler var. Vesvese Risalesi'nde diyor ki, ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. Vesvese Risalesi'ni ezberleyen adam, hala niye vesvese var? Hani ilim onu tard ederdi, ezberledik. Kardeşim, ezberlemek nedir? Bilmektir, bilmek. Malumat sahibi oldun. İlim ise aklın 33 tane mertebesini geçtikten sonra tasdik olursa ilim olur. İlim denilen tasdik. Yani bilgi ile ilim farklıdır. Mesela kafirlerde şaşıracaksın. Adın neydi senin? Mehmet. Mehmet'im, şaşıracaksın. Kafirlerde tefekkür yoktur, düşünce vardır. Vicdanı hatmedilmişin iradesi yoktur, ihtiyarı vardır. Şimdi düşünceler ta burada bak, vesvese risalesini ezberlemiş. Bilgisi var, malumatı var, dev adam kütüphane. Ama aklın bütünselliğinden, yani vahiden geçmediği için o bizim bildiğimiz ilim değil. Batıl bir ilimdir der usta. Sonra mesela ateistlik. Ateistlik inkar değildir. İnkar etmeye inanan, o da bir inançtır. İnkara inanan, o itikad eden, o da bir itikattır.
İnkara itikattır. Oradan şu cümle çıkıyor Mehmet. Güzel bir cümle bu da. İman edenler iman edebildikleri kadar delil bulduklarından olmadığı gibi, inkar edenler iman edecek kadar delil bulamadıklarından değildir. İman edenler imana niyet ettikleri için küçük bir emare imanlarına sari oldu. İman etmemeye niyet ettikleri için en kuvvetli delil dahi sunsan onlar için bir emaredir, böyle bir ufak bir pırıltıdır. Hiçbir kale almaz. Önemli olan o niyet etmesi. Demek ki aklın vahye tabi oldu mu o akıl akıldır. Akıl tabi olunca bu sefer tasdik denilen ilime dönüşüyor. Şu bilgiler vesvese risalesini, bak şuradaki vesvese risalesinin bilgilerini aklın hüşyardır, idraktır, zekavettir gibi 33 tane o imbiklerinden vahyin yapılandırması ile geçince sevgili Mehmet'im oluyor ilim. İlim olunca sonra dimağda bir izan var, buradan vicdana iniyor. Böyle kalbe doğru buradan iniyor aşağıya. Sonra kalpte onaylandıktan sonra insan fiiliyata geçiyor iltizam. Sonra o yaptıklarıyla düşündüklerini itikada dönüşüyor. Batılın da var bak, burası küfür, burası iman. Bu ikinci bak, sözler 142'de 3 tane yol var ya, kabre 3 giriş var. Bir, kafir inkar edenin kabre girişi. Bir de itikat ettiği gibi yaşamayan. Bir de ehli imanı söylüyor. İnandığı gibi yaşayan, bu sözlerdeki o şey. Kafir ise o da batıla itikat ediyor. Şimdi toparlarsam, şurada insanda bir sistem çalışıyor. Bunlar bir tanesi tahayyüldür der usta, bir tanesi tasavvurdur. Bu bütünsel alem kişinin hususi dünyasıdır. Herkes bu umumi dünyadan kendi hususi dünyasını yaşar. Şu masum gözüktüğü yer. Zannediyor ki ben de herkes gibi herkesin gördüğünü bildiği dünyada yaşıyorum. Hayır. Bu dünyada yaşarken aslında kişi kendi dünyasında, küçük dünyasında yaşar. Ondandır ki evde sen veya eşin, ya her şeyin tamam. Ne var ya? Niye bu kavga çıkıyor? Hani oluyor ya. Ne var şimdi? Allah'a şükür. Aç değiliz, açıkta değiliz. Şu yok, bu yok. Tamam da nedir yani? Derdimiz ne? Niye mutlu değil? Aç mısın? Yok. Açıkta mısın? Yok. Derdin ne ya? Tam da niye niye kendini kötü hissediyorsun? Sebebi bu hususi dünya, hususi dünyaya sol taraftaki şu yapıdan fazla malzeme girmiş. Ne oldu bilmem, şöyle yapar. Kötü hissediyorum kendimi. Bugün iyi değilim yani. Sen de ilgilenmiyorsun benimle hiç. Ben hiç insan dinlemez. Ben sana böyle mi yapayım? Başka ayda. Kavganın fitili çakıldı. Nerede kaynaklanıyor? Sen de eğer bu sistemi bilmiyorsan sen de oy, hadi cevap. Size bir özel bir malzeme vereyim. Bazen bu serbest sisteme başka bir harici sebep var ya, işte diş meva dışarıya. Erkeklere ayda iki gün sıkıntı, heyheylerimizin geldiği gündür. Eski aya göre özel günlerimiz. Özel günlerimiz, tamam mı? Onlara eyyami bil, eyyami biz. 13, 14, 15. günlerdir. Peygamberimiz Aleyhisselam bu günler için oruç tutmayı tavsiye ediyor. Erkeklerin heyheylerinin geldiği. O zaman kadınlara diyor ki, şu 3 gün erkeklere sabırlı ol. Her davranışını, her sözünü kale alma. Ciddiye alma, normal değil. Onun sebebini söyleyeceğim. Kadınlara da malum günlerinde Allah diyor ki Celle Celle, ben namazı orucu kaldırdım. Eşine erkeğe de diyor ki bize, sen de onun sözüne ve davranışını ciddiye alma. Kale alma, bağırıp çağırmasına kale alma. Çünkü niye? Her davranış doğru olsaydı namazının, her konuşması doğru olsaydı onun diğer zikir ibadetini yaptırırdım gibi. Ne yapıyor? Kaldırıyor. Sen de kaldıracaksın öyle bir hukukunu. Savaşmayacaksın. Bunun
O günler olduğu zaman bir kulağın sağır, bir gözün kör, aklın yarısı deli olacak. Senin doğumunda. Peki senede iki defa, sizin alakası yok, herkeste senede iki defa insanların sıkıntı zamanlarıdır. Peygamberimizin hadislerinden, işim bu olduğu için araştırıyorum o sırada. Senede iki defa ağaçlardan su çekildiği zaman, ağaçlara su gittiği zaman, senin alakası yok, bedensel kanların ve sıvıların hareketleri birbirine yoğun bir geçişler yaşadığı için anafor, o günlerde cinli hastalar, psikolojik hastalar veya ona yakın olan, yatkın olanlar o sıkıntı aktif olur. Suların çekildiği zaman, suların hareket ettiği zaman. O bizim dışımızda bir hadise cenaheti için sabırlı ol, geçecektir. O zaman sığınaklara girmek gerekiyor. İşte limanlara, o da medreselerdir. Allah Resulüne de olmuş sıkıntı. Çözümü ne yapmış? Sıkıntının cinsine göre çözümler üretmiş farklı. Bak 5-6 tane çözümünü size sunacağım. Siz de sıkıntınızı bu çözümlerde birkaç tanesi kullanırsınız. Bir sıkıntı çeşidi vardır ki Hatice'sine radiyallahu anh'a gitmiş, sohbet etmiş. Hatice'sinin eşiyle sohbet ederek aşmış onu. Başka bir sıkıntı çeşidi Ebu Bekir'le Sıddık radiyallahu anh'a sohbet etti. Sonra Bilal Habeşi ezan okutturdu. Sonra Ebu Said Hüdri'ye Kur'an okutturdu. Estağfurullah ya Resulallah, Kur'an size indi. Evet ama bana indi ama başkasından dinlemeyi de hoşuma gider. Sonra bir sıkıntı çeşidini gidermek için, aşmak için namaza müracaat etti. Başka bir sıkıntısını çözmek için de Kur'an okudu. Sohbet-i ihvan, tilaveti Kur'an, münacat-ı Rahman denmiş ya. Ha işte. Sohbet-i ihvan yapıyoruz. İnsan rahat diyor ya. İşte bu, birbirimize sirayet ediyoruz. Öyle birbirimizde başka şeyler olsaydı sanki şimşek çakar gibi birbirimizle sirayet edemeyiz. Edemezsen sen o konuşmanın, o dersin dışında kalırsın, istifade edemezsin. Sohbet-i ihvan tatlı bir havada istifade ve istifaza oluyor. Bu sefer celb ediyor, o havayı teneffüs ediyorsun, rahatlıyorsun. Şimdi bu, ben toparlıyorum ve kesiyorum. İnsanda böyle bir serbest bölge denen bir şey var. Bu bir tanesi hayal, mekanımızı, şeklimizi oluşturuyor. Diğerleri bilgi, malumat, düşünceler, vehim, şüpheler, zanlar. Devamlı aktiftir. Zan olur çok. Hele kadınlarda fazla olur. Kadınlarda his daha öne çıktığı için, erkeklerde daha mantıksal öne çıktığı için bunlar daha çok aktif olur. O zaman bu serbest bölge var. Buraya sol taraftaki sistem, şeytan ve türevleri, sağ taraftaki de mesela melekler veya işte türevleri ne kadar hakim olursa, kısacası doğru yerde, bak doğru yerde burası, doğru zaman, 1-2 saat sonra burada kimse olmaz, doğru yerde ama doğru zamanda doğru arkadaşlarla doğru iş yapacaksın. O zaman serbest bölge şer sana hakim olamaz. Doğru yer, burayı eylemi olarak göstereyim. Doğru yer, mekan. Doğru zaman. 2 saat önce gelsen bu ders yok. 1-2 saat sonra yine yok. Doğru yer ama doğru zaman olacak. Doğru arkadaşlar olacak. Bir de doğru horon vurmayacaksın. Horon oynamayacaksın burada. Doğru iş yapacaksın. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla doğru iş yapacaksın. O zaman kötü olma hiç şansın yok. Olamazsın zaten. Çünkü güzel düşünen ne olur? Güzel görür. Güzel gören de hayatına lezzet alır. Bunu izahını yapayım. Doğru düşünürken asla kendini kötü hissedemezsin. Eğer kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Şu anda doğru düşünürken kendimi nasıl kötü hissedeceğim ki? Zaman lazım, düşünmen lazım. Kötü olabilmen için de zaman gerekiyor. O zaman kendinizi iki doktora teslim edin. İki tane doktora gidin. Bir, doktor meşguliyet. İki, doktor teslimiyet. Doktorla çalışmıyorum ha. Merak etme. Yani meşgul olacaksınız.
boş olmayacaksınız. Bir de doktor teslimiyet şu. İçerisini çok merak ettim külliyattan. Teslim, tevekkül, Allah'ın senin hakkındaki icraatına itimat edeceksin. Teslim, tevekkül, itimat. Sorgulama Allah'ın rububiyetini. Çünkü Allah külli bakıyor. Allah Allah'lık yapıyor. Allah işin başındadır. Dünyadaki muamelesi ahirete göre, ahiretteki muamelesi dünyaya göre yapıldığı gibi. O zaman teslim, tevekkül, itimat, bu doktor meşguliyet. Doktor teslimiyet. İki tane şey yaptığımız sistem. Bir de bunu duydun. Ha insanda böyle bir yer varmış. Bak bu dersten hiçbir şey anlamaz böyle. İnsanda böyle bir yer varmış. Her daim biz oraya hakim olamayız. Birileri bir şey atar. İki, ya ben buraları güçlendirmek için YouTube'lara, şu videolara girmeyeyim. Ha? Ondan sonra ya gideyim canım sıkıldı şimdi dersen de bir çay içelim. Tamam. Dedim mi? Attım mı buraya? Tamam ne var? Ne var? Ne var ne yok ya? Bir, nasılsın iyisin? Kitap okumasan bile var bu havanın bir tane bu set ya. Hiçbir şey zamanım bile yoksa kapıdan girerken Necip'e gelsinle bas. Selamünaleyküm Necip kardeşim. Aleyküm selam. Ne haber? Nasılsın? Tamam. Kapı ayaklarını da çıkarma. Tamam peki hadi benden ev al ben sonra gelirim. Şimdi işten geldim eve gidiyorum. Bunu yapanlar var da ondan söylüyorum. Hem de resmi makamlarda çok zirve bir insan. Ben şahidim. Kapıyı açıyor. Ya. Eskide Fındıkzade'de Vatan Caddesi'nin emniyetten geliyordu. Hem tepe adamı tepe. Ondan sonra kapıya çağırdı. O Rüştü abi burada mısın derdi hiç unutmuyor. 85-86'da Fındıkzade'de kapıya çağırdı. Ayakkabı çıkarmadı. En tepe emniyet müdürüydü o zaman. Rüştü abi nasılsın abim? İyi misin ya? Kardeşler ne haber ya? Ya şurada bir ayvabı gördüm de falan bir iki gün aldım. Şöyle. İyi. İyiyim tamam. Abim sen nasılsın? Derdim böyle ilk sen. İyiyim. Hala kardeşler selamünaleyküm. Kapı kapı. Ayakkabı çıkarmadı git. Sonra sorduğum zaman. Kardeşler biz bir hava alıyoruz havamız değişiyor. Bu. Peki böyle olur mu? Böyle inanırsan böyle muamele görürsün. Enayine zenni abdibi. Demek ki hulasa bitiriyorum. Kafada insanda bir serbest bölge var. İki tane farklı yerden veri giriyor. Onların galibiyetine göre kendimize hissettiriyor. İki, onun sözünü bizim sözümüz değil, kafamıza Jung'un dediği gibi Jung, aklımın belası akıl olmuş, başka bir akıl çalışıyor. Onun adı şeytan ve avaneleri. Buradaki her geçen şeyler sana ait değildir. Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda, doğru iş yaparsan galibiyet sana geçer. Bir de hiçbirimizle alakası olmayan doğa olayları var. Tabiat dediğimiz hadiseler var. Yani varlığın, mevcudatın fıtrı vaziyetleri ki peygamberlere de tesir altına almış. İnkıbaz ve kabz haletleri olursa, Kastamonu 8. sayfada hava kapalı olursa bilmem ne yaparsa ağaçlara su gitme ve su çekilme. O zaman su giderken senin ayağında altındaki kanı da tepene doğru götürecektir. O kan ilkbaharda hareket edince tepeye diyor, ayağınızdaki kanı da tepeye götürür. O zaman helak olursanız sebebi sizsiniz, hacamat yaptırın der. O kadar mühim. Tamam, hacamat yaptırın. Çünkü hacamat olmasın diye bu Türkiye Cumhuriyeti'nde kanun çıkartılmış. İlaç satamıyoruz diye. Yani mecliste kanun çıkmış. Hacamat ve sülük yasaktır diye. O kadar ciddi demek faydası var ya. Peki, soracağınız yoksa ben burada kesiyorum. Bir sorum daha var hocam ya. Sonra. Şimdi oruçlu olduğumuz zaman, bir musibet geldiği zaman hani oruçluyuz diyoruz ya. Ya da ben mesela çalışırken yemek yemediğim zaman biraz daha gergin oluyorum. Evet. Yani su içmediğim zaman, yemek yemediğim zaman. Mesela bu bayanlar özel günlerinde oruç tutmuyorlar, namaz kılmıyorlar. Bu onların gerginliğini hafifletirken... Erkeklerde ki sistem neden oruca yönlendiriyor? Hanımların o günlerde gerginliğini azaltmıyor. Tam tersini gerginliği artırıyor. Oruç tutmamalı. Evet. Oruç ve namaz kılmamadaki şey o zaman en gergin olduklarıdır ki erkeklere diyorlar ki o gün sabırlı ol. Hatta Ehl-i Sünnet ve Cemaat Hanefi ulemasının bir kısmı çok az. Allah-u Alem İmam Muhammed veya Ebu Yusuf'un kadının bu haldeyken boşanmanın tahakkuk edemeyeceğini söylüyor. Bu hale çıkması lazım. O kadar mıyım? Erkeklerin en gergin olduğu ayda 13-14-15, kadınlar da o günlerde heyheyleri, hatta o günler yakın olduğu zaman da anlarsın. Asabi ve gergin olur.
o günlerde. Şimdi biyolojik yapı insanın bu hissiyatını etkiler mi? Tabii ki etkiler. Ama mesela gergin oldun, bir çay içtin, bir su içtin vesaire gidiyor. Bu öyle değil. Bu seni böyle hayat anlamsız kılıyor. Ha? Hayatı yaşanmaz oluyor. Her şey üstüne binmiş. Ve umumi devam ediyor. Genelde devam ediyor. Ama o dediğin o biyolojik yapı hissiyatımızı etkiliyor. Fikriyatımız değil. Fikriyatımız etkilemiyor. Burada fikriyat etkileyebiliyor. Kısacası şu. Hayatımızdan daha değerli bir şeyimiz var mı? Yok. Arabamız var, şeyimiz var ama hayatla anlam buluyor. Hayatımızdan daha değerli bir şey olmadığına göre, hayatımızdan daha değerli bir şeyi hayatımıza gaye yaparsak, sıkıntılar basamak olur, hayat manasını bulur, hadiseler eğlenceye dönüşür. Eğer hayatımızdan daha basit şeyi hayatımıza aşağı doğru gaye gösterirsek, yani bu kadar kıymetli hayatla, hayatımızdan daha değersiz bir şeyin peşine koşarsak, hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Hayatımıza gösterdiğimiz gayeye göre. Dış etkenler değil, zaten söylüyor. Kanser, hastalıklar olur diyor. Bedensel olur, havanın kapalı olmasıdır. Gelişen istemediğin hadiseler olmuş, trafik kazası olmuştur, paranı alamamışsın. Bu haletleri değil, bu hissiyatları etkiler. İnsanı etkileyen fiil. Fiil, fikriyatımız etkiler. Doğru yaşa ki, doğru fikrin olsun. Fiillerimiz, fikriyatımızı. Fikirler, hislerimizi, hisler duygularımızı, duygular latifelerimizi, latifeler de kaderimizi oluşturur. Bunlar oluşturur. O zaman bunlar sizinle. O diğerleri beşeri o şeyler, arızalar bedenseldir, geçicidir. Hatta bir tanesi var. Böyle ikide bir ağrı geziyor. Bir orası, bir orası. Psikolojik. Yani mesela diyelim ki parmağın kırıldı. Buna niye ağrısın ya? Buna mı ağrıması lazım? Bir gün burası, bir gün burası, bir gün burası. Ha. Çünkü çözemediği şeye hemen bir etiket yapıştırıyorlar. Psikoloji. Tamam, psikoloji de. Psikoloji ne demektir? Psiko, ruh demektir. Loji, ilim demektir. Ruh ilmi demektir. Peki, ruh ilmi. Ruhsal hasta. Verdiğin ilaç beden. İlaç bedene bakıyor. Ruha bakmıyor ki. Yani verdiğin ilaç ruh olması lazım. Verdiğimiz ilaç... Peki aklı devre dışı yapıyor. Tıp şunla diyor ki sana ilaç. Ne yapayım bilmiyorum. Ruhsaldır diyor, deni ilaç veriyor. Allah Allah. Benim gözüm ağrıyor, tırnak kapı veriyor. Aklı devre dışı yaparak akıl tamir olmuyor. Akıl ancak bak, ilaç da akıl devre dışı oluyor ancak rahat edersin diye. Kur'an ve Risale-i Nur yapıyor, aklı kıblesine koyuyor ve malzeme veriyor. Öyle yap diyor, öyle yap. İfrat tefritten azade hakkı müstakime koyuyor. Mutlu olabilmesi için. Doğru düşünce ancak doğru malzemelerle, doğru yöntemlerle kendisini inşa ve ihya eder. Hocam bir şey soracağım. Şimdi ruhla bedenin aslında paralel bir ilişkisi yok mu hocam? Var. Paralel şöyle ilişkisi var. Hı hı. Hasta bir insan mutlaka psikolojisi hasta olmayan insana göre daha bu şeydir. Yani daha şeydir. Şimdi beden eğer yeterli besini almazsa, yeterli beslenmezse, fiziki şartlarını, sporunu yapmazsa, işte böyle ortamlarda bulunmazsa, konuşur. Çünkü insan yalnızlık. Bunları yapmazsa bedenen o ihtiyacı olan B12 diyorlar, B17 diyorlar, işte... Evet anladım. Diyor. Şimdi... Bunları tamamlamadığı anladım, zaman anladım. Bu söylenenlerle paralel gitmeyecek. Şimdi bu mantığa göre... Bedenini tam düzenli, kan değerlerini yapanın dünyada en mutlu insan olması lazım. Oysa dünyada intihar olanları İsveç, Norveç, Finlandiya ve Japonya. Tamam mı? En böyle insan kendi bedenine spor falan bütün yapıyor. 60 tane meşhurun ölüm hadisesini okudum. Böyle bir kitap. Bunların içinde bir tanesi Renault. Bir tanesi Honda değil, Honda. Japonya var ya, Honda. Mesela adamların bir sürü şeyleri var. Gıda şeyleri var, şeyi yapar, bunu hani var ya şey diyorlar buna. Masajı yapan var, her şey var. Şimdi beden, tabii ki ruh ilişkisi kaçınılmaz bu. Fakat bedensel sıkıntılar
teslim, tevekkül, itimatla arkasına geçebiliyorsun. O tanımlayamadığı, mesela mide ağrısı yaptı değil mi? Diyor ki vallahi her şeyi yaptık ama sebebi bilinmiyor. Bu asıl insanı bedensel sorununda hasta olmuyor. Eskide beslenme yoktu, şey yoktu, şu yoktu, bu yoktu. O kadar yok. Bu asıl insanların hastalıklarının temeli, ustadın hastalar sen diyor ki, vehmidir diyor. Hastalıkların ekseriyeti vehmidir. Mesela acillere gidin, doktor olanlar bilir sorun. Abi diyor ki gece gelen %80-90 arası hep vehim ve vesveseden. Nefes alamıyorum, ölüyorum. Ölüyorum demek de ölmüyor. Yani tabii şimdi bedendeki şeyler bizim fikriyatımız değil, hissiyatımızı etkiliyor. Hissiyat etkileyince kendini kötü hissediyorsun ama o hal geçince, o B12'leri alınca vesaire düzeliyor. Onun arkasından bahsediyoruz. Vehim ve vesvese. Mesela ümitsiz olmak. Kendisini yalnız hissetmek. Bu B12 ile alakası yok. Mesela kimse beni sevmiyor. Oysa Allah seni seviyor. Değil mi? Allah sana değer veriyor. Tamam. Kendi özgüveni yitirmek. Vefa şey yapmak. Vefa duyguları. Bunlar hakim oldu mu? Zehir bile tesir etmiyor. İşte ustad 28 defa zehirlenmiş. Yani doğudaki o babaannelerimiz, ninelerimiz, eskilerimiz hiç bu kadar, bizim kadar rahat değildi. Bu kadar kaliteli de yemezdi. Kaliteli hayatları da yoktu. Sırtlarında yük eksik olmazdı. Ahırda 15-20 tane sığır. Evde acüze bir koca, böyle dili uzun kaynana, bir sürü çocuklarla ama psikoloji sıkıntısı yoktu. Ben bunu merak etmiştim. Ya dedim eskide ne olmuştu dedim. Rize Devlet Hastanesi'ni 1950-60 arası vesaire bir Nurcu abiye denk geldim. Başhekimlik yapmış Rize Devlet Hastanesi'nde. Ona dedim ki yaşlıydı rahmetli. Abi dedim bu kadar psikoloji bir sürü yapılar var. İşte çocuk psikoloji, panik atak görsün bilmem şu bir sürü biliyorsunuz isimler. O zaman ne yapılıyordu dedim, nasıl gideriliyordu? Girdi dedi ki, bir tane birim vardı diyor, asabiye. Bir tane. Allah Allah, dedim bak şimdi. Dedim, kendisi de asabiyeciydi. Başhekim, bu peki bu toplumdaki, zannediyorum bu kafayla söylüyorum ya o zaman. Bu kafayla herkes bitmiş yani. Gıda mı da yok, şu yok. Bir sürü sıkıntı var yani, kocada gurbette. Peki bu insanlar sıkıntısı nasıl gideriyordu? Bak dedi. Eski dedi köyde bilge insanlar vardı. Bilge kadınlar, babaanneler vardı. Bilge dedeler vardı. Giderlerdi. Gelin kız işte. Onun yanına otururdu. Çınar gibi bir büyük anne. Mazinin bütün tecrübelerini taşımış. Ona yüklerdi. Bütün geçmişi yüklerdi. Onu yapılandırırdı. Ve düze çıkardı. Bize gelmeye ihtiyaç duymazdı diyor. Böyle bir şey. Ha az diyor asabiyeye gelir. Erkekte de böyle. Şimdi bir bakıyorsun 100 metre kareye karı koca kavga ediyor. Oysa 30-40 metreye kadar bilirsiniz amcalımız, dayımızın biz Anadolu çocuğuyuz. 4-5 tane göç aynı yerde yaşıyorlardı. Peki niçin sıkıntı yoktu? Çünkü yer dardı, gönüller genişti. Şimdi yerler geniş, gönül dar. Daha dershanede bile birbirimizi içimize alamamışız. Dolayısıyla bedensel zaaflar, hastalıklar, gıdasızlıklar fikriyatımızı değil hissiyatımızı oluşturur. His, fiillerimiz, fikirlerimizi, fikirler hislerimizi ister, duygularımızı, duygular latifelerimizi, latifeler kaderimizi oluşturur. Yani biz oluşturuyoruz. Bedensel o vesvese vermiyor, vefasızlık vermiyor, güvensizlik vermiyor. Bugün öyle vesvese hastası var ki, öyle hastalıklar, bütün vehimler ki, maddi hastalıklar halt etmiş. Ona kaynaklanıyor. Vâfir davâhum en ilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha temassalâhâ. Hasan abi, özellikle şey diyebilir miyiz? Veririz ya, stres, panik atak, endişe.
Hepsi yani manevi kaynaklı mı? Manevi kaynaklı. Yani maddi bir şeyler. Yok, maddi şu. Verdiğin zaman bir 12 rahatlıyorsun. Ama vesvese için, sıkıntı için ilacı 17 seneden beri içiyor. 17 sene ya. 17 sene ilaç mı içilir yani? İçilir. Peki niye düzelmedi? Aynı yerdesin. 17 seneden beri o ilaçlara böyle dişsen senin boyundan fazla olur. Çünkü manevi hastalıkların sebebi bu. Maddi hastalıkları bir şekilde, mesela adam felçlidir. Mesela bir vakıf vardı. Belde Hızır abi rüzgarı. Bizi yetiştirmeye vesile olmuş. Belden aşağı felçti. Ama o zaman Abdülkadir Aksu vardı, Rize valisi. Ben orada çok rastlamıştım. Bunaldığı zaman, işi bitirdiği zaman Hızır abiye gelirdi. Ben gördüğümü söylüyorum, Selçuk Tanrıkamı. Orada biz, ben de Çaylı'da dersi bitiriyordum. O da Rize değil, ilçede. 11-12'de buluşurduk. Belden aşağı felç yok. Ondan sonra baktım o kendi şeyiyle, ekibiyle, 3-5 kişiyle özel ders yapıyorlar. Niye? La ondan diyor, ben çok ondan çok duydum validen. Ya diyor bunaldım diyor Hızır abi ya diyor. Bir ders yap diyor, bir hafta. Lan ne bunalıyorsun sen, adam sağlamsın, valisin, koca Rize emrinde. Doktorlar da emrinde, lan bu felçli adamdan mı medet istiyorsun? Tamam mı? Bunaldım derdi ya. Ondan sonra bir günde biz Hızır abiyle oturuyoruz, tamam mı? Sen tık hadi. Oturuyoruz, baktım geldi. Kaç defa ona denk gelmiştim. O tanıyor musun dedi. Yok tanımıyorum abi dedim Hızır abi. Ha tanır boşver Hızır abi derdi. Ya dedi, Hızır abi dedi o. O kadar bunaldım ki demiş, bir ceset bulunmuş herhalde sayın. Bunaldım dedi, eve gidecek halim yok. Bir ders yap. Hemen bana bir ders yap. Yani manevi, ama her şey var. Doktoru var, beylerimiz her şey tamam. Mesela doktora gidiyor, ben kendimi kötü hissediyorum diyor. MR'a giriyor, dikkat yaptırıyor. Her şey tamam. Ama iyi değilim diyor. Hocam onlar da bir şey şöyle, yani ben de bu tür kitaplar okuyorum da. Yani batı toplumunda veya böyle çok maddi bir toplumlarda yani biz biliyorsunuz bir sudan yaratıldık, hani bir mene dediğimiz sudan. Ruh da aslında zayıftır. Çünkü bazen çocuklara baktığımız zaman çocuklar oyuncağını diğerine vermez. Aslında bunlar paylaşılır. Neticeyi söyle ki. Yani bunun ruhu da gelişiyor. Nasıl gelişiyor? Hem maddiyatı gelişiyor hem ruhu gelişiyor. Ama maddiyatını geliştirirken ruhunu geliştirmiyorsa, sizin anlattıklarınız bu yönüyle geliştirmiyorsa, bu sefer işte dediğim gibi bir maddi bir ruh. Burada alışverişler olmadığı zaman bitiyor. Bu insan bir yerde tökezliyor. Nasıl tökezliyor? Eğer maneviyeti gelişiyor ama bedeni artık o şey ruh hayatına şey vermiyor. Çünkü evet içi dolu, bilim dolu, maneviyat dolu ama kalkıp sohbete gitmek istemiyor. Çünkü vücut, ayaklar çalışmıyor artık. Tansiyonu almış, o, şeker... Ondan bahsetmiyoruz. O buhran ve bunalımdan bahsetmiyoruz. Hocam... Gelememesi ayrı bak şimdi. Karşılıklı alışveriş yapma. Mesela bedeni bırakmıyoruz ki. İkisinin de birlikte beslenmesi gerekmez mi hocam? Evet. Hem maddi bedeni besleyeceksin. Tamam. Gerekli olan işte o B12'yi almak lazım şey. Ben mesela doktora gittiğimde dedi ki demir emilimin yok. Gerçekten de sonuçlarda bu bende bedenimde ve ruhumda da yansıyor. Psikolojik ben sorunlar başlıyor. Demir emilimi olmadığı için. Bundan bahsetmiyoruz. Bunları verdiğin o hissiyatın gittiği. Göğsündeki ateş gitti, uykuların düzeldi. Ondan bahsetmiyorum sevgili kardeşim. Hocam işte bunları almak lazım. Sizin anlattıklarınızı tamam. O maneviyat olmadığı zaman bedeni ne kadar sağlam olursa olsun bundan kurtulamaz. İntihar seçenek oluyor. Çünkü iman her derdin dermanı. İstersen kral gibi her dakika doktor bütün enzimlerini sana versin. Maneviyat eğer eksikse, iman zaafı varsa o insan içsel alemde çöküyor. Hayat anlamını yitiriyor, intihar seçenek oluyor. Senin demirin eksik, kendini fikriyat latife olarak demiyor. Hissi olarak şey hissediyorsun, cansız veya kötü hissediyorsun. Demir aldım düzeldim. Bu vesvese değil ki bu. Maddi hastalıktır, tırnağın battı, çekiyorsun. Acıktım. Acıkma hissi değil mi? Yemeği verdin, sustu.
Bunun gibidir yani. Biz ondan bahsetmiyoruz. Yemek açlık hissinden bahsetmiyoruz. Bu nereden bahsediyoruz? Çözemediğimiz haletler var. Bizi hayat anlamsız kılıyor. Ümitsizliğe itiyor. Yeise atıyor. Ve özgüveni yıkılıyor. Dünüyle bugün eşit oluyor. Honda öyle demişti. Sahibinin cümlesi şöyleydi. Felsefeciler ne diyor ki? Dünle bugün arasında ne fark var diyor. Hiçbir fark yok. Dünle bugün ne fark var dinsiz için? Dün de gitmiş, yarın da yok. Peki dün de aynı yaşıyor, bugün de ne fark var? İki gün eşit olan kayıptadır ya. O zaman diyor ben yarını niye bekleyeyim diyor. Bak o kitabın öyle diyor. Dün ile diyor, bugün farkı var mı diyor. Yok. Yarınla farklı olacak mı diyor. Hayır olmayacak. Belki araba sayısı fazla çıkacak. O zaman ben bu sıkıntıyı niye çekeyim diyor. İntihar etmiş adam. Bugün kişisel geliri, bedensel hayatı en lüks seviyede yaşayan insanlarda intihar oranı zirve yapmış. 30 bin insan Japonya'da intihar ediliyor. İstanbul Köprüsü'nün, Boğaz Köprüsü'nde bitti. Hesap yapamadım diye ki onun hatası yok. Adam intihar etmiş. Ama Afrika'da yamyam ve pikmelerde bir tane intihar yok. Niçin? Peki onlar ne yap? En azından yöre ve örften almış. Onun hiç tesiri yok değil. Bedensel hazlarımızın sıkıntısını giderdiğimiz zaman susuyor. Açız, bağırıyor. Susuz, yanıyor. O tipten hislerimiz geliyor. Veriyoruz, tamam gitti. Bu dert kolay. Bunu gavur yapıyor. Bunun yapılması lazım. Bu adetullah'tır. Uyacaksın. Allah'ın kurallarına uyacaksın. Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hak öyle dedi. Adetimi mi değiştireceksin? Ona uymakla beraber zaaf-ı imandan türeyen, sirayet eden manevi hastalıklar var. Mesela yeis, vefasızlık, itimatsızlık, tevekkülsüzlük, kanaatsızlık, israf, buhranı doğurdu, vesveseyi doğurdu, vehmi doğurdu, hırçınlığı doğurdu, doymamazlığı doğurdu. Çocuğa bakıyorsun, hırçın. Büyükler emri bir maruf yapmaz. İnsanlar utanmaz. Öz değerlerini yitirmiş. Vefa yok. Bunlar B2 ile ne alakası var? Bunlar manevi değerlerin olmaması. İnsan insan yapan değer bu. Miden acıktı, ekmeği verirsin susar. Demiri verirsin, o ateşin gider. Ondan bahsetmiyoruz. İnsanı hayattan koparan, hayat anlamsız kılan, öz değerlerinden sıyrılan, yeis çukurlarına dehşet, vahşet, yeise atan, zaaf-ı imandan gelen manevi hastalıklardır. Hayatınız lezzetini ve saadetini isterseniz hayatınızı iman ile hayatlandırınız, feraizle zinetlendiriniz, günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Evet. Demek hayat imanla hayatlanıyor, saadetleniyor, lezzetleniyor. Bu bedene de bineceksin. Arabanın lastiğini basacaksın kardeş. Bu arabadır. At, diyeceksin. Bununla gideceksin. İkisi beraber tabii gidecek. İnsan bunu soğuktan koruyacak, onu koruyacak ama bedeni de putlaştırmayacaksın. Yatağını yanında kantar koymayacaksın. Aman ha, bugün kaç gram çıktım? Kilom ne oldu? Kan değerlerine göre diyetler. Ya kardeşim bunlar insanların psikolojisini bozdu ya. Hasta olmayayım diye hasta olanlar var. Hasta olmayayım diye hasta olanlar var. Bedeni getirmiş, öne koymuş, putlaştırmış. Ruhu imal etmiş. Aman kilom ne kadar, şeyin ne kadar. Lan maneviyatın bugün namaz kıldın mı endişe yapmıyor. Bugün kilo aldın mı endişe yapıyor. Kan grubuna göre ne tedavi şeyi, gıdası. Allah Resulü'nün sünnetini uydun mu her şey bitiyor. Biz diyetliyiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyetine. Ne diyor 17. sözde? Yediğin zaman az ye. Peş peşe yeme. 3-4 saat geçmeden yeme ve kolayca hazmedeceğin ve az miktarı ye. Şifa ağzındadır diyor. Havada bir kan burada yiyor, beslenme yok mu yani? Öyle yok, Resulullah'ta varsa göster bana da ben de. Yani duyduğuma göre Firavun diyor öyle beslenmiş hani. Firavun olmuş değil mi o da? Resulullah'ta yok dedi, Firavun'da bilmiyorum. Yani bak bir şeyin için biliyor musun? 200. Sefer Emirdadi diyor ki hissi nefsi cisim galebe eder, bedeni putlaştırır.
Hafız Ali abi için diyor ki ilaçlara çok ihtimam etti diyor. Kardeşim hissi, nefsi, cisim galebe eder. İnsanın en zayıf damar hastalık damarıdır. Bedeni öne çıkartırsan aman ha hissi, nefsi, cisim galebe eder. Ruhu unutturur. Dünyaya gelişini unutturur. Esas alır. Anladın mı? Olmayacak değil. Ama yatağının yanına koymuş kantarı. Aman ha bugün gram. Bugün kaza namazını kıldırma endişe etmiyor. Bugün acaba kilo aldı mı diye endişe ediyor. Bu nedir? Hissi, nefsi, cisim galebe etmiş. Bedeni esas almış. Ha böyle öne çıkartmış. Resulullah'ta bu yok. 17. sözde söylüyor. Müslümanın diyeti nedir? İbn-i Sina'yı bir perde yapıyor. 19. lemada yediğin zaman az ye. Kolayca hazmedeceğin miktarı ye. Tamam gitti. Ondan sonra birkaç saat geçmeden fasıl vermeden yeme. Peki tekrar El Fatiha. Allah'a emanet.